İşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle tekrar karşınızdayız. Cerablus'a Fırat Kalkanı Harekatı'nda çok kısa sürede başarıya ulaşıldı. Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'u terör örgütü DAEŞ'in elinden aldı. Ilımlı muhalif grubun içindeki Arap ve Türkmenlerden oluşan birlikler DAEŞ terör örgütünü bölgeden attı. Cerablus'ta artık Özgür Suriye Ordusu bayrağı dalgalanıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Cerablus'a Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin ayrıntıları açıkladı. Amacımız o bölgede bir oldu bitti yaşanmamasıdır diye konuşan başbakan, YPG-PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna geçene kadar operasyonların devam edeceğini söyledi. Suriye krizi artık bir çıkmaz sokağa döndü diyen başbakan, her kesimin temsil edildiği bir yapının oluşması gerektiğini de ifade etti. Başbakan, iç gündeme ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. Güneydoğu Anadolu'da terörle kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi. Bir taraftan asker ve polis içindeki FETÖ'cüleri temizliyoruz, diğer taraftan bölücü terörle mücadele ediyoruz, dedi. Cerablus'a yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nı dünya yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonla görüştü. Kerry görüşmede PYD-YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçmekte olduğunu vurguladı. İki bakan, terör örgütü DAEŞ ile mücadele noktasında iki ülkenin işbirliği içinde olacağını belirtti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. PYD'yi Fırat'ın batısına geçmemesi konusunda net bir dille uyardı. Akıllı olurlarsa çatışmadan çeker giderler. Yoksa Türkiye gerekeni yapar, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemiz için büyük bir tehdit olan DAEŞ terör örgütüyle mücadele etmek hepimizin görevidir, değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri, Cerablus'taki operasyona ilişkin açıklamasında, DAEŞ'e karşı mücadele veren kahraman askerlerimizin sağ salim ülkemize dönmelerini diliyorum, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'in Şavşat ilçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerce silahlı saldırıda bulunuldu sayın seyirciler. Olay CHP heyeti Şavşat'tan ayrıldıktan sonra Şavşat-Ardanuç karayolunun soğuk su mevkiinde meydana geldi. Artvin'in Ardanuç ilçesine doğru giden konvoyun öncü güvenlik aracına ateş açıldı. Konvoy güvenliğini sağlayan askerlerin ve Kılıçdaroğlu'nun korumalarının karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Konvoyu koruyan öncü güvenlik ekibinden bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. CHP konvoyuna saldırı sonrası İçişleri Bakanı Efkan Ala saldırının ayrıntılarını paylaştı. İçişleri Bakanı Ala saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Ala, arkadaşlarımızın söylediği kesin olarak PKK ve böyle bir şey olunca operasyon da başladı. Bu terörist unsurlar Karadeniz'e açılma niyetiyle terörist faaliyetlerde bulunmaktadır. Çok ciddi bir operasyon yapılmaktadır. Sayın CHP liderine de bu saldırıdan sonraki tutumundan dolayı teşekkür ediyorum. O bölgeye seyahatin güvenli geçmesi için helikopter gönderdik. Kendisiyle de görüştük, diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili olarak Grup Başkan Vekili Özgür Özel değerlendirmelerde bulundu. Özel, bu demokrasiye, Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır, dedi. Özgür Özel, Genel Başkanımızın konvoyuna ağır makineli silahlar ve roket atarla suikast girişimi oldu. Suikast girişimi doğrudan demokrasiye, Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Genel Başkanımızın terör örgütlerine karşı ayrımsız, net tavrı kendisini hedef haline getirmiştir. Teröre, teröriste inat, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz, diye konuştu. Farklı bir konuyla devam edelim. Atama bekleyen sağlıkçılara sevindirici haber geldi. 20 bin sağlık personeli sözleşmeli olarak göreve başlayacak. Müjdeyi Sağlık Bakanı Recep Akdağ verdi.
Bunların büyük bölümü bizim 4924 sözleşmelisi dediğimiz sözleşmeliler olacak. Bu avantajlı bir kadrodur. Özellikle Türkiye'nin 5. 6. bölge il ve ilçelerinde daha yüksek ücretle hekim ve sağlık çalışanı istihdam etme imkanı veriyor. Burada kadrolarımız dolmuştu. Tamamen yeni 10 bin kadro aldık. Bunun önemli bölümünü inşallah bu sene kullanacağız diye konuştu. Dünyanın en geniş asma köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor. Boğaz'daki 3. köprünün hizmete girmesiyle ağır vasıtalar buraya yönlendirilecek. Yeni köprü başta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere bağlantılı yollarda trafik yükünü hafifletecek. Yapımına 29 Mayıs 2013 tarihinde başlandı. 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş asma köprüsü unvanına sahip. Köprüde demiryolu geçişine değer veren toplam 10 şerit var. Yaklaşık 2,5 milyon aracın trafiğe kayıtlı olduğu İstanbul'da 1. ve 2. köprünün artık bu artan trafiği taşıyamadığı bir gerçek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. İstanbul trafiğinin ana nedenlerinden biri de ağır vasıtalar. Ağır vasıtalı araçlar günün belli saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapamıyorlar. Bu da onlar için zaman kaybı anlamına geliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullandıkları saat diliminde ise trafikte yoğunluğa neden oluyorlar. Köprünün hizmete girmesiyle birlikte ağır vasıtalar artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamayacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen girişindeyiz şu anda. Trafik oldukça yoğun. Yoğunluğun nedeni ise trafikte seyir halinde olan araçların çoğunu ağır vasıtalı taşıtların oluşturması. İşte bu görüntü artık sona eriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul'un iki yakası arasındaki trafiği önemli ölçüde hafifletecek. İstanbul'un 3. gerdanlığı olan köprü sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar 450 milyon dolarlık enerji kaybının önüne geçilecek. 335 milyon dolarlık iş gücü kaybının da. Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 9 lira 90 kuruş olacak. Geçiş ücreti ağır tonajlı araç için 3 lira 20 kuruş başlayacak ve aks aralığına göre artacak. Dünyanın dört bir yanında Türkçe öğretmeyi amaç edinen Yunus Emre Enstitüsü Türkçe sevdalısı gençleri Türkiye'de ağırlıyor. 46 farklı ülkeden 540 öğrenci Türkçeyi yerinde öğrenme ve Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu. Dünya Türkiye'de. Biraz Osmanlı devrinde merak ettim. Bir de kitapta veya İzmir'de. Türkiye güzel olduğunu okudum. İran'dan. O yüzden ben biraz daha merak ettim ve Türk dili öğrenmeye çalıştım. Dünyada Türkçe öğrenmek isteyenlerin yardımına Yunus Emre Enstitüsü koşuyor. Uluslararası alanda Türkçe ve Türkiye özellikle geliştikçe, görünürlüğü arttıkça Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı artıyor. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak kim Türkçe öğrenmek istiyorsa onlara destek vermeyi, onlara imkan sunmayı görev addetmiş bulunmaktayız. Enstitü 2010 yılından bu yana başarılı öğrencileri Türkçe Yaz Okulu programıyla bir ay Türkiye'de misafir ediyor. Kardeşlik için, demokrasi için yarışmacılar. Bu yıl 7.'si düzenlenen programa 46 farklı ülkeden 540 öğrenci katıldı. Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında Dostluk Tırı da il il gezdi. Dostluk Tırı ve Türkçe sevdalılarının son durağı İstanbul Sultanahmet Meydanı oldu. Bir yıldan beri Türkçe okuyorum. Türkiye çok egzotik benim için ama çok beğendim. Öğrenciler Türkçe şarkılar söylediler, Türkçelerini yarıştırdılar. Doğru cevap nedir? C yani? Hayali. Hangisini? Ben de Türkçeyi çok seviyorum. Dinlerden çok anında sizlere çok de verebiliriz. FB3'ler kulaklığı. Radyo 557 yıl arasında 5 yıldan beri Türkçeyi seviyorum ve hala çok seviyorum ve her zaman ve çok seveceğim. Mimar Sinan'ın bu seneki buluşma İstanbul'da cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak uluslararası 2. Türkçe Bayramı'yla sona erecek. Dünyaya Türkçe sesleniyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.